etkisi var. Ama bu 2019'dan belli haberi var Türkiye'nin. Belki bu 2019'da olan muhtemelen adli işlemlerdir. İdari olarak daha önceki bir takım idari mekanizmalar, soruşturma bakan belki daha önce Türkiye bildirmesi söz konusu. Peki bunca süre içerisinde bu gerekli işlemler yapılmaması, olaylara bakılmaması da bizim hanemiz yazacak ciddi bir eksi puan. Niye üzerine gidilemez derseniz tahminimi söylüyorum. Bu kişinin siyasi irtibatları, rüşvetle kurduğu, kamu görevleri kurduğu bağlantılar, Türkiye'de büyük bir iyiliksever gibi gözükmesi, yatırımcı gibi gözükmesi, böyle siyasetin üst makamlarıyla irtibat kurması, buralarla kurulan irtibatın diğer devlet kurumları araştırıp soruşturulup bunların geçmişini, mazisini, ellerindeki kaynakların meşru kaynağı nedir? Devlet makamlarının bu konuda bilgi verilmemiş olması üst makamlar tarafından korunmasını gerektirecek bir olay ortaya yaratmış gibi gözüküyor. Evet. Yani İlişkiler hem dediniz maalesef, ya az önce ilişkiler dediniz, evet. Sözünüzü kesiyorum, özür dilerim ama tam da o noktada bir video izlettirmek istiyorum izleyicilere. Dün akşam eski Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin Halk TV'de soruları yanıtladı. Gökmen Karadağ'ın Açıkça programına katıldı. Oradan kısa bir VTR izleyelim. Onun üzerine size tam da bu ilişkiler dediğiniz noktada bir sorum olacak. O yıllarda piyasada dolaşmaya başlayan biriydi. Amerika'dan yüklü miktarda paralar getiriyordu. Biz Türkiye'nin en eski ikili iş konseyiyiz. Böyle bir ortamda kendisi, benim de saygı duyduğum bazı referanslarla onu tanıyorum. Kim onlar? Baran Bey o kişiyi bana referans gösterince benim ona duyduğum güven arttı. Kimi ama gösterdi? Olan, bir bakan mı? Bir siyasetçi mi? Bakın benim son yıllarda yaşadığımı yaşamış olsanız daha iyi anlarsınız. Yani bir linç kültürü var. Yani haksız yere hiçbir aslı tutarı olmadan birileri şimdi o ismi söyleyeceksin, hurra yarın manşet, o tanıştırmış filan. Bir sensasyon peşinde herkes. Yani bu kişi siyasetçi, onu söyleyeyim. Siyasetçi olarak bu milletin onu seçmesine vesile olan görevi yerine getiriyor. Türkiye'de rüşvet var mı? Var. Var. Bu insanın ben rüşvet verdiği bazı isimleri de tanıyor muyum? Tahmin ediyor muyum? Evet, ediyorum. Bir dakika. Yargı üyeleri... Bir saniye ya, konuşun. Düşünüyorum. Kolluk kuvvetlerinde rüşvet verdiğini düşünüyorum. Düşünüyor muyum? Evet. Gayrimeşru bağlantıları olduğunu düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Yani bu önemli mi? Önemli. Sorun mu? Sorun. Evet, dinlediniz değil mi Sayın Avcı? Aslında tam da sizin söylediğiniz siyasetle girift ilişkiler, evet, var. Üst düzey yetkililerle, evet, rüşvet alıp vermeler var ve hatta Türk-Amerikan İş Konseyi'ne de yani Sayın Ekim Alptekin'e de bir siyasetçinin referansıyla gittiği söyleniyor kendi ifadesinde. Kabine üyesi değil, muhalefetten mi, iktidardan mı, onun ismini söylemeyeceğim diyor. Evet, bu ilişkiler olmadan zaten bunlar olmaz değil mi? Tabii ki bu ilişkiler zinciri sağlanmadan yolda yürüyemez. Hemen ilk devlet makamına takılır, soruşturma makamına takılır, bir yerde hemen kendi yakın işlem yapılmaya kalkılır. Bu işlemleri önlemek için zaten bu ilişkiler geliştiriliyor. Şimdi ortaya dökülen bazı şeyler var. Basının ortaya bulup döktüğü, arayarak zorla bulunan ilişki, bir rüşvet ilişkisi var. Özel kayırma ilişkileri var. Bu kişinin yarattığı fırsatçılıklar vesaire. Bunlar numune ilişkiler. Bunlar ortaya çıkarılabilen, buna gerçeğe ne kadardır? Belki onda biridir. Aslında gerçek çok daha boyutlu, çok daha farklı ilişkileri var. Şimdi bu sahada bu kadar ilerleyebiliyorsa, bu kadar yanlış işler zinciri yapılabiliyorsa, bunu hiçbir makamına karışmamış olması, müdahale edilmemiş olması, dikkat çekilmemiş olması da makul değil. Mutlaka bir yerde dikkat çekilmiş. Fakat o geliştirdiği ilişkiler, o bağlantıları onu biraz koruyor. Şimdi siz siyaset olarak, devlet memurları, üst devlet memurları olarak, yargı mensupları olarak, zabıta mensupları olarak, polis olarak diye hangi memur olursanız olun, bu tür insanlarla bir takım ilişkileriniz varsa bu ilişkiler çevrenizdeki diğer insanların buna karşı görev yapmasına mani olur. Bu ne kadar yüksekse o kadar daha mani olur. Şimdi gördüğünüz bir olay var, 10 milyon euroya yakın rüşvet teklif ediliyor. Bu rüşvetin boyutu inanılmaz bir boyut. Şimdi böylesi bir ilişki geliştiren bir kişiye, böylesi bir faaliyete görev alan bir kimsenin yapacağı işlemlere kim karşı koyabilir? Şimdi bu kişi üst düzeyli bazı siyasetçilerle beraber gözüküp fotoğraf veriyor. Peki oraya gelinceye kadar diğer kamu görevleri niye devleti uyarmadı? Devlet yetkilileri uyarmadı. Siyasetin üst makamları uyarmadı. Yani yanlışlık bir noktada değil. Birçok noktada yanlış. Aslında bu büyük hatalar zinciri kişilerden ayrı düşünürsek bize sistemimizin, devlet yönetme biçimimizin, hareket tarzımızın ne kadar yanlışı, eksi noksanlıklarını gösteriyor. Ve de asıl görülmesi gereken bu. Sonra Baran Korkmaz bir figür. Ona kaldırın. Mesele bitmez ki. Mesele şu. Böyle bir figürü, sıfırdan gelen bir figürü bu kadar fasolarına rağmen, bu kadar yanlışlarına, anormalliklerine rağmen hiç görmeyen, müdahale etmeyen, durdurmayan, bunun ilişkilerine gidip de işte ilgili makamları, devlet makamları uyarmayan bir devlet görevlileri var. Devlet sistemi var. Böyle bir sistem olmaz. Bazen övünüyoruz ya Türkiye'de böyle mükemmel. Hayır. Türkiye'de mükemmel olmayan bir devlet var. Yanlış çalışan bir devlet var. Doğru çalışmayan bir sistem, güvenlik sistemi var. Nasıl olur siz bu kişi bakanlarla ilişkiye geliştiriyor, başbakanla görüşüyor, cumhurbaşkanla beraber fotoğraf veriyor ama hiç kimse bu makamları uyarmıyor. Bu insanın birinci olayı değil. Kaç defa fırsatçılık yaparak diğer şirketleri zora bırakıyor. Elde ettiği para gücünü kullanarak bir fırsatçılık yaratıp karşıdaki şirketin büyük sermayesini ele geçirip onlara baskı olarak kullanıyor ve burada büyük bir rant döndürmeye kalkıyor. Kaçıncı olay? Ama buna rağmen hiçbir ekonomik siyasi kuruluş bu kişi hakkında doğru bir işlem yapmıyor. Yani Amerika'dan bize bir istinabe gelinceye kadar, bu kişi hakkında suç ihbarında bulununcaya kadar Türkiye'de bütün bu şüpheli işlemlerin bildirilmesi gerekmesine rağmen, belli büyüklükteki transferlerin bildirilmesi gerekmesine rağmen o kurumlar bunları alıp analiz edip bu olayla ilgili bir müdahale edip görev çıkarmıyor kendisine. Şimdi ortaya çıkan sorun çok daha devasa bir sorun. Yani halledilmesi çok zor. Yapılmaya kalkan her şey Türkiye'ye zarar verecek, Türkiye'nin aleyhine gelişecek olaylar zinciri içinde bulunuyor şu anda durum. Halbuki bu zamanında terse çevrilirdi. Türk maliyesi bundan daha az zarar gördü. Türk hukuku daha zarar görebildi. Türkiye insanları daha zarar görebildi ama şimdi çok ciddi zarar görecek. Çok ciddi olarak dünya kamuoyunun önünde çok kötü bir fotoğraf verecek bir süreç başlayacağı gözüküyor. Evet. Ne gelişeceğini bilmeyiz. Diyemeyiz illa şudur diye ama büyük ihtimalle o gittiği ülkede anlaşma yapmak mecburiyetinde kalacak. Çünkü onların şu anda yarattığı şartlara bakıyor musunuz? Bakın öyle bir şartlar yaratıldı ki oraya vardığı zaman tahliye edilmeyecek. Niye? Diyecekler ki Türkiye'de kamu görevli irtibatları var. Çok büyük rüşvet verip kurtulabilir. Delilleri yok edebilir diyecekler. Bu sebeple tahliye edilmeyecek. Vereceği teminatlar kabul edilmeyecek. Ve bir müddet sonra şu direnci kırılacak. Diyecek ki ben cezaevinde çok uzun süre kalacağım. Beni bırakmayacaklar. O zaman anlaşma yapayım. Anlaşma yoluna gidiyor. Bu ortam aslında çok özel yaratılmış bir ortam. Normalde bu suçlu, sıradan bir suçlu olsaydı Amerika iktidarına teminat verirdi. Tahliye olurdu. O zaman bu davalar takip edebilirdi. Ama şimdi tahliye edilmeyeceği açık. Bu gerekçe önüne konarak tutukluluk hep uzayacak. Hep uzayacak. Bir müddet sonra diyecek ki anlaşayım. Ne diyorsanız söyleyin bana çok az bir ceza verin. Ben çıkayım dışarı diyecek. Ve o anlaşma içerisinde de Türkiye'de açıklayacakları çok önemli şeyler olacak. Evet. O açıklayacakların bir kısmı dosyanın bir kısmı yansımayacak. Çok önemli şeyler açıklayacak dediniz. O evet. Çok önemli şeyler de aslında ilişkiler değil mi? İlişkiler ve yani, ortada evet. Ortada dönen para belki de. Ya, kirli ilişkiler yani parayla, rüşvetle yaratılan, maddi menfaat temini yaratılan, hatta bu ilişkiler belki de abartacak, belki de biraz daha büyütecek. Belki eş dost da verdiği selamı, yaptığı ikramları bile